Sahibi tertip kimdir? Sahibi tertibin diğer mükelleflerden farklı olarak hareket etmesi gerektiği noktalar nelerdir? Değerli dinleyenlerimiz, özellikle günümüzde çok karıştırılan konulardan bir tanesi de sahibi tertip meselesidir. Sahibi tertibin kabaca tanımı üzerinde hiçbir şekilde kaza namazı olmayan kişidir. Fıkıh kitaplarımız bunu üzerine 6 vakit kaza kalmayan kişi diye tanımlarlar ama aslında özünde bu tanımda da e, kastedilen üzerinde hiçbir şekilde geçmişte kaza namazı kalmayan kişidir. Sahibi tertip olan kişi namazlarında bu yönüyle e, kelime kökünden de anlaşılacağı üzere devamlı bir düzen sahibidir devamlı bir tertip sahibidir. Yani söz gelimi diyelim. Blue çağından beri sahibi tertip olan kişi her daim sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı bu döngüyü hiç bozmamıştır. Bu döngüyü bozmadığından dolayı üzerinde kazası olan kişilerden farklıdır. Çünkü niye? Üzerinde kazası olan kişiler ne yapmışlardır? Üzerinde söz gelimi diyelim sabahı bıraktı, ikindi öğleni kıldı. Öğleni kıldıktan sonra ikindiyi kıldı. Bakın edalarda önce e, sabahı kılmadı, sabahı kaçırdı, öğleni kıldı. Öğleni kıldıktan sonra ikindiyi kaçırdı, akşamı kıldı. Bu yönüyle namaz vakitleri arasında bir tertip yoktur. Yani olması gereken önce sabah, sonra öğlen, sonra ikindi, sonra akşam, sonra yatsı. Bu düzen bu şekilde üzerinde kaza namazı olan kişilerde yoktur. Sahili tertipte ise bu ta bulu çağından beri aynı düzen üzerine aynı çark devam eder. Yani bu kişi tertip sahibidir. Yani namazlarında devamlı nasıl farz kılındıysa o şekilde namazlarını kılmıştır bu kişi. Onun için önce sabahı, sonra öğleni, sonra ikindi, sonra akşamı, sonra yasıyı ezelden beri, bulu çağından beri, evvelden beri, bulu çağından beri bu kişi ne yapıyordur? Kılıyordur. Şimdi sahibi tertibin farklı olduğu nokta budur. Sahibi tertip bu yönüyle bulu çağından Tabu bu zamana kadar hiçbir şekilde namaz kaçırmadığından dolayı İslam hukuku da sahibi tertibin bu vasfını ve bu özelliğini korumasını sağlamayı hedefler. Niye? Ya sen diğer e, mükellefler gibi değilsin. Niye? Çünkü diğer mükelleflerin bir ay, iki yıl, üç yıl, beş yıl üzerlerinde kaza namazları var. Kaza namazı ne demek? Onlar tertibi bozdular. Öğlen, içi sabah, öğlen, ikindi, akşam yası olması gereken o sıralamayı gün gün vakit vakit o sıralamayı ne yaptılar? Bozlar. Sen bozmayacaksın. Bundan dolayı sahibi tertibin bu sıralamasını madem bulu uçağından bu vakite kadar bu sıralamayı hiç bozmama gibi bir nimetle nimetlenmiş İslam hukuku da bu yönüyle bunu bozmaması için ona bir takım hususi hükümler vermektedir. İşte bu yönüyle sahibi tertip olan şahıslar veya mükellefler diğer mükelleflerden ayrılmaktadırlar. Kabaca sahibi tertibin tanımı ve sahibi tertibin değerlendirmesi böyledir. Peki sahibi tertibin ahkamı nedir? Sahibi tertibin ahkamı az önce de dedik ya bu kişi mükellef olduğundan dolayı ve mükellef olduğu dönemden beri hiçbir şekilde namaz vakitleri arasında sıralamayı ve tertibi bozmadığından dolayı şayet sahip, tertip sahibi olan bir kişi bir namaz kaçıracak olur ise bunun yükümlü olmuş olduğu şey o tertibi bozmamasıdır. Bundan dolayı bir kişi söz gelimi diyelim sahibi tertip olan bir kişi uykusundan dolayı sabah namazını kaçırdığı zamanda sonradan öğlen namazını kılacak olursa ne oldu? Bu kişi devamlı buluğ çağından Çağ beri sabah, öğlen, ikindi, akşam, yaz sıralamasıyla geliyordu. Bu tertiple beraber geliyordu. Ama bugün sabah namazını kaçırdığı zaman sabah namazından sonra şayet öğleni kılmaya izin verilecek olursa sabah boş geçilmiş olacak, öğlen kılınmış olacak. İşte İslam dini sen tertip sahibisin. Tertibini bozma diye Tertip sahibi olan kişiye neyi emreder? Sen önce sabahı kıl, sonra öğleni kıl. Sen önce öğleni kılıp sonra sabahı kılma gibi bir eyleme düşme. Bundan dolayı Hanefi mezhebine göre şayet bu şekilde sahibi tertip olan kişi bir namaz kaçıracak olur ise, bu namazı kaçırdığı zamanda, bu namaz diyelim sabah namazı, bu sabah namazının üzerine... 5 vakit namaz kazaya kalıncaya kadar, 5 vakit namaz geçinceye kadar ona devamlı o geriyi düzeltmesi, o sabahı kılıp sonrasında diğer vakitleri kılmasını emreder. Bundan dolayı sahibi tertipte iki konu konu edilir. Bir, birinci konu bu kaçırmış olduğu namazın üzerinden altı vakit namazın geçmeme konusudur. Bu kaçırdığı namaz üzerinden 6 vakit geçmeyinceye kadar bu kişinin sorumluluğu nedir? önce o kaçırdığını sonra tertiple beraber diğer namazları kılmasıdır. Onun için sabah namazını kaçırdı. Sabah namazını kaçırdıktan sonra öğleni kıldı, ikindi kıldı, akşamı kıldı. Sonra da hatırladı. Ben sabah kılmamıştım. Ben sahip tertibim. Sahip tertip nasıl yapacak? Bunları sabahın üzerine bina edecek. Onun için yatsı namazında bunu kıldığı zaman da ne yapacak? Bu kişi sabah namazı Öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve sonrasında yatsı namazını kılacak. Tabi unutma durumunda sahibi tertibe riayet düşecektir. Bunun dışında. Bu şekilde kişi kaza namazı kılmadığını bilerek ve kaza namazını kılmamasına rağmen şayet o sabah namazını kılmayıp da öğleni, ikindi, akşamı, kılacak olur ise burada tertip bozuldu. Çünkü sabah tabir caizse zincirden çıktı. Diğer vakitler öğlen, ikindi akşam namazları kılındı. Bunlar önce sabah kılınacak ve sonradan bunların kılınması gerekiyordu. Bu kişinin mükellefi buydu ama kılmadı. Bundan dolayı bu kılmış olduğu sonraki vakitler kılınsa bile önce sabah kılınması gerektiğinden dolayı bu namazlar Ebu Hanife göre mevkuftur. Yani üzerinden farziyeti düşürmez. İslam dini, İslam hukuku bu sahibi tertip olan mükellefi şunu emreder. Git düzenini bozmadan namazını kıl. Nasıl? Önce sabahı kıl. Sonra sabahın üzerine öğleni bina et. Öğlenin üzerine ikindiyi bina et. üzerine akşamı bina et. Sonrasında yassıyı kaza bina et. İşte bu tertibe riayeti 6 vakitle sınırlıdır. Yani 6 vakite kadar İslam hukuku der ki sabah namazını geçirdiğin zaman da sabahla birlikte 5 vakit daha seni bu tertibe riayetle yükümlü tutarım. Yani 5 vakit boyunca senin yapman gereken nedir? Tertipli bir şekilde namazını kılmandır. Sabah kaçtı? Öğlen, ikindi, akşam, yatsı, ertesi sabah. Bu vakitlere kadar sorumlu olmuş olduğu sahibi tertibi nedir? Baştan bir şekilde namazını kılmasıdır. Baştan bir şekilde tekrardan sabahı kaçırdığı zaman da önce sabah sonra öğlen, sonra ikindi, sonra akşam, sonra yatsı ve sonrasında bugünkü sabahı tertipli bir şekilde kılması gerekiyordu. Efendim ben dünden beri öğlen namazını kılıyorum olsun. Dünden beri öğlen namazını kılıyordun ama o öğleni sabahın üzerine bina etmedin. Sen tertip sahibisin. Öğlen sabahtan sonra kılmakla yükümlüydün sen. Öğleni sabahtan sonra kılmadığın için ee, İslam hukuku der ki buradaki senin öğlenin askıda. Bundan dolayı o öğlen ikindi akşam yatsı ve sabah namazı yani o diğer beş vakit olan namaz askıdadır. Neyi bekler? O geçmiş olan sabah namazının yani bir gün önceki o sabah namazının e, kazasını yapılıp sonrasından bulunanın kılınmasını bekler. İşte sahibi tertibin diğer mükelleflerden farkı budur. Yani kaçırdığı namazı. Sonraki vakitleri namazını kalsa da kaçırdığı namazdan dolayı kıldığı vakitlerde de nedir? Hükümleri mevkuftur. Şayet sahibi tertip olan kişi namazını hatırlar ve kazasını bu 6 vakit toplamda dolmadan e, kılacak olur ise bu durumda ne yapacaktır? Sabah namazını kaçırdıydım. Ak yatsı namazında aklıma geldi. Ben sahibi tertibim bunu kılmadan kıldım. O zaman ne yapacak yatsı namazında? Sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsıyı bu şekilde kılacaktır. Sahibi tertip bu yönüyle diğer mükelleflerden ayırır, ayrılır. Çünkü sahibi tertip olmayan kişi diyelim sabah namazını kaçırdı. Yatsı namazı vakti geldiği zaman da sadece sabah namazını kılacaktır. Ancak tertip sahibinde ise tertip zorunlu olduğundan dolayı sabah, öğlen, ikindi, akşam yatsı tertibi bundan dolayı sabahtan sonraki kılmış olduğu namazların hükmü sabah namazı dışında 5 vakit askıdadır. Sabahla beraber 6 vakit askıdadır. 6 vakit çıkıp da 7. vakit girdiği vakitte halen daha bu tertip yerine getirilmez ise yani sab önce sabah sonra öğlen ikindi akşam yası bunların farzları kılınmaz ise Artık sahibi tertip normal mükellefler gibi olmuştur. Çünkü artık kazaları toplam 6 vakit olmuştur. Bundan dolayı çünkü kılmadı onları kılması gerekiyordu. Bundan dolayı artık bu kişinin tertibi bozulmuştur. Bundan dolayı sahibi tertibin değişmiş olduğu ve diğer e, mükelleflerden farklı olarak hüküm almış olduğu nokta burasıdır. Önce sorumlu olduğu nokta her halükarda başka bir vakit içerisinde de olsa o kazasını kılacak. Eğer o kaza üzerine başka namazlar kıldıysa kazayı önce kılacak sonra o namazları kılacak. Peki burada bir de sahibi tertip meselesinde ikinci olarak konu edilen mesele şudur. Az önce de dediğimiz gibi sabah namazını kaçırdım. Üzerine öğlen, ikindi, akşam, yatsı ve ertesi gün sabah namazı e, kaldı. Burada ben bu namazları kıldım. Bu namazların hükmü nedir? Bu namazların hükmü İmam Ebu Hanife Hazretlerine göre mevkuftur. Yani... Toplam sabah namazı dışında kaçırılan sabah namazı dışında 5 vakit namaz e, kazaya kalıncaya kadar İslam dini beni de tertibi riayetle mükellef tutar. Ancak diyelim ben tertibi riayet etmez isem e, bu süreçte beni mükellef tutmuş olduğu süreçte yani sabah namazı e, kazaya kaldı öğlen ikindi, yatsı. Burada bu kılınan namazların hükmü İmam Ebu Hanife Hazretlerine kadar mevkuftur. Toplam bu şekilde sabah namazı dışındaki 5 vakitin namazın hükmü mevkuftur. Neyi bekler? Olur da sahibi tertip en baştan namazı alır. En baştan namazı alacak olur ise bu durumda ne olacaktır? Önce sabah sonra öğlen ikindi tekrardan kaza edilecektir. Ancak olur da almaz ise yani sahibi tertiplik düşecek olur ise sabah namazı kazaya kaldı. Üzerinden 5 tane daha ondan başka namaz kazaya kaldı. Sahibi tertipli bu şekilde e, düşer ise bu saatten sonra İmam Ebu Hanife Hazretlerine göre bu namazın hükmü, bu namazların hükmü artık sahibi tertiplik düştüğünden dolayı ne olacaktır? Farz namaz olarak yerini bulacaktır. Onun için mevkufluk sadece İmam Ebu Hanife Hazretlerine göre o sabah namazından sonraki 5 vakit olan namazdır. O beş vakit olan namazın hükmü askıdadır. Hangi yönüyle askıda? Şayet sahibi tertip hatırlar da geriyi kılacak olursa nafile olur. Şayet e, hatırlamayıp ya hatırlamadan kastettiğimiz namazlarını kılmayacak olur ise bu durumda ne olacaktır? E, o kılmış oldukları farzlar üzerinden vücubiyeti düşürecektir. Onun için burada sahibi tertibin diğer mükelleflerden ayrılmış olduğu nokta temel olarak geçmiş olan kazasıyla beraber tertiple beraber namazını kılma yükümlülüğüdür denilir. Sabahı kaçırdın, öğlen ikindi kıldın. Hayır. Senin öğlenle ikindin beklemede mevkuf. Ne yapacaksın? Önce sabahı, sonra öğleni, sonra ikindi kılacaksın. İşte sahibi tertip bu yönüyle ahkam itibariyle değiştiğinden dolayı namazı kazaya kaldıktan sonra o namaz üzerine 5 vakit kaza o namaz üzerine namaz dışında 5 vakit namaz daha kazaya kalıncaya kadar sorumluluğu tertipli bir şekilde kılmasıdır. Peki 5 vakiti açtı 6. vakit girdi. Bu durumda ise artık sahibi tertiplik bozulmuştur. Artık bu kişinin o sabah namazına ayrı müstakil olarak tek olarak kaza etmesi gerekir. Diğer kılmış olduğu o sabahın üzerine öğlen ikindi akşam yatsı ve diğer sabah namazı Ebu Hanif Hazretlerine göre sahih olacaktır. صل على سيدنا محمد وعلى